Online etkinliklerden sonra, özellikle pandemi zamanında uzun süre böyle yalnız hissettim kendimi yani pandemide. Burada sizde olmaktan çok mutluyum. Aşırı keyif alıyorum. Yani bu organizasyonu organize edenler, değerli konuşmacılar ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Yağmurda bizi yalnız bırakmadınız. O yüzden kocaman bir alkış istiyorum. Sizlere çok enteresan bir deneyimimi anlatmak istiyorum. Yani bu sahnelerde de yanlış hatırlamıyorsam ilk defa denenecek. Yapay zeka ile oyun yapacağız. Kendi JavaScript bilgimizi de kullanacağız. Yapay zekadan da destek alacağız. Ben hepsi burada da Principal Frontend Engineer olarak çalışıyorum. Ne iş yapıyorum? Bağlı bulunduğum 3 tane tribe var aslında. Premium tribe'ı, bunlar bir ekip. Social tribe'ı ve Martech adını verdiğimiz. Martech bizim Google Analytics'imiz diyebiliriz. DaVinci Tool'unu yazıyoruz. Social dediğimiz ekip de influencerlarla olan iletişimi sağlıyor. Onların dashboardlarını hazırlıyor. Bu üç ekibin ortasında bir chapter lead'im. Frontend ile ilgili konuları ele alıyorum. Altyapısından tutun, product tarafıyla görüşmesi, menajerlarla görüşme, ekibe destek, bazen ekibe bira ısmarlamak. Yani böyle her türlü koşulda altyapı desteği sağlıyorum. Bazen bazı ekiplerin frontend development ihtiyacı oluyor. Orada kod yazıyorum. Yani aynı zamanda kod da yazıyorum. Bulut'la tanıştırmak istiyorum sizi. Kendisi 5 yaşında. Oyun oynamayı çok sever. Takdir edersiniz ki oyun alanlarından çıkmıyoruz ve Space Invaders oyununun tutkunuyuz. Her gittiğimizde mutlaka oynuyoruz. Bu oyunu yapalım dedik. Space Invaders, Taito Corporation tarafından 1978'de yapılan ve o dönemde oyun dünyasına yön veren bir oyun. Hala günümüzde de oynuyoruz gördüğünüz gibi. Oyunun asıl amacı bu arada gezegenimize bir düşman saldırısı oluyor. Savunma mekanizması. Savunma yapıyoruz. Neyle yapacağız? JavaScript ve ChatGPT kullanarak. JavaScript'i zaten biliyorsun. Yani tarihsel olarak vermek gerekirse de 95'te ilk yaratılışı 95 Brandon Eich tarafından Netscape'te çalışırken 97'de Avrupa Bilgisayar Üreticileri Birliği bir standart kuruyor. ECMA standardı diyoruz. Günümüze kadar bu şekilde geliyor. ChatGPT'ye girecek olursak, ChatGPT 2015'te OpenAI adı altında San Francisco'da kurulan bir firma. Yapay zekayı insanlara ücretsiz olarak dağıtacağını, öğreteceğini vaat ediyor. Yönetim kurulunda kimler var? Sam Altman, Elon Musk ve diğerleri. Adını şu an hatırlamıyorum. Elon Musk ve Sam Altman bu arada 2018'de kavga edip ayrılıyorlar. Sadece bağışçı olarak kalıyor. Yönetim kurulunda yok. Sam Altman da dün sunuma göz atarken Bundle'dan bir notification düştü. Dün akşam kovuldu. Yani şu an Mira Murati, Murati gibi Murati. Murati şu an geçici CEO görevinde. Dediğimiz gibi 2015'te kuruldu. 2017'de, pardon, 2022'de, 30 Kasım 2022 tarihinde ChatGPT'yi yayınladı. Şu an kullandığımız ChatGPT 4 versiyonu var. Onunla yapacağız biz de bu arada. GPT, yani yapay zekada text based bir işlem yapacaksanız şu terimleri çok görürsünüz. NLP, LLM ve GPT. NLP aslında teknolojinin adı. Yani bilgisayarın insanla iletişimini ele alıyor. Bu teknolojinin adı. LLM dediğimizde Large Language Model. Yani bu bir dil modeli. Ne yapıyor? Bizimle yani doğal insan diliyle iletişime geçmeyi hedefliyor. Başarıyor, sizden bir şeyler öğreniyor, tekrarlıyor.
Şimdi oyun programlama demişken ben bir game developer değilim, web developer'ım. Game development'la ilgili eksik şeyler söyleyebilirim. Lütfen o game developer'lar kusuruma bakmasın. Sürçülü insan edersek affola. Ben oyun bilgisine güvendiğim sevgili direktörüm Mert Ekimci ile birlikte çalışırken onun bana gösterdiği metotlar üzerinden gittim. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Şimdi ilk oyuna başlarken grafiklere ihtiyacımız var. Sonrasında game development'a geçiyoruz. Game development'ı yaparken de game manager, game loop, game manager dediğimiz oyunun mekaniklerinin olduğu, yani bir nevi basit anlamda yapay zekasının kullanıldığı kısımlar. Game loop'umuz, sürekli bir döngü yapmamız gerekiyor. Bunun için ihtiyacımız var. Player controller, movement, bunlar karakterlerimizin hareketi ve kontrolleri. Yine düşmanı kontrol etmemiz gerekiyor. En son, çok önemli burası, collision detection yapmamız lazım. Collision detection'da kareleri birbiriyle eksenlerde buluşturmak aslında. Son bir şey daha eklemek istiyorum. Ses de ekleyeceğiz. Şimdi grafikleri hazırlarken ChatGPT'yi kullanalım. Burada da ben Bulut'a anlattım, mevzuyu anlattım yani. Dedim ki biz her gün AVM'ye gittiğimizde bu oyunu oynuyoruz. Çiz bakalım. Çiz ve bunu bilgisayarda yapalım. Artık evde oynarsın. Şimdi görseli çizdi. Arkadaşlar doğal iletişim dili dedik ya. Ben buraya dümdüz yazdım yani. Hiçbir şekilde sevgili Fatih Kadir Akın'ın o reposunda uyguladığı işte prompt, Evsin prompt dediği kısımlardaki gibi aslında bizim burada kanvasımızı belirtiyorum. İki boyutlu olacağını belirtiyorum. Bazı doneler veriyorum. Elemanlarımı söylüyorum. Bakalım nasıl bir çıktı veriyor bize. Burada gerilim vereyim mi? Sonuç mükemmel arkadaşlar. Yani şurada gördüğünüz gibi gemiyi bir mystery ship'imiz var. Bir alien'ımız, düşman burada var. Şurada gördüğünüz gibi player'ın gemisi bu şekilde bir görseli verdi. Ama transparan verdiğini iddia ediyor. Öyle değil. Çünkü arkada damalı olarak bir görsel verdi. Bunda da arka planı temizlemek için de Remove BG yapay zeka tool'u background'ı silen onu kullandım. Ve Figma ile da slice'lara böldüm. Şimdi karakterleri biraz tanıtalım. Dediğimiz gibi bizim gemimiz, düşmanlarımız ve mermilerimiz ve en son olarak bonus puan kazanacağım Mystery Ship. Mystery Ship. Bu arada resmi de buraya getirmiştim. Şimdi oyunu kodlamaya geçiyoruz. Neyi kodlayacağız? Tabii ki önce HTML'imize kanvasımızı yerleştiriyoruz. Bu bizim sahnemiz, oyunumuzun alanı. Yine Vimscale adı verilen bir yapay zeka tool'u mind map flowchart yapmamıza yarıyor. Ben ona doneleri veriyorum. Diyorum ki böyle bir oyun tasarlayacağım. Bunlara ihtiyacım var. Class'larım bunlar. İşte game manager'ın yapması gereken kontroller bunlar. Bana böyle bir mind map çıkartıyor. Ben de bu mind map'e göre kodumu yazacağım. Ya şimdi hep yapay zeka üzerine gidiyoruz. Ama kodunu da ben yazmak istiyorum tabii ki. Ben yazacağım bunu. Tamam, başlayalım. Verdi bana. Class'ımı oluşturdum. Game manager'ımı oluşturdum. Şurada gördüğünüz gibi. Şurada oyunu başlatıyorum. Şurada da main loop, oyun döngüsü dediğim kısımda da bunu şöyle düşünebilirsiniz. Sürekli bir while döngüsü, for döngüsü gibi, işte set timeout, set interval gibi. Burada da request animation frame'i kullanıyorum. Niye? Optimizasyon hedefim. Ve request animation frame şöyle bir özelliği var. Set interval'e ve set timeout'a göre siz frame'den çıktığınız zaman oyunu durdurur. Yani görüntüyü, animasyonu durdurur. Ta ki frame'e tekrar gelene kadar. Burada da bir callback fonksiyonu alıyor. Sonrasında devam ediyor. Şimdi
İlk olarak Game Manager'ımızın bir şeyini yaptık, altyapısını koyduk. Player'ımızı çizelim. Yani player class'ımızda neler olacak? Değişkenleri, özellikleri, state'ler, işte görseli. Tanımlıyorum burada, property'lerini veriyorum. Sonra çizmeye geliyorum. Çizimi nasıl yapıyorum? Canvas'ın draw image metodunu kullanıyorum. Draw image, eğer sabit boyutta kestiyseniz, yani birebir aynı boyutta alacaksanız canvas'ın içerisine x ve y eksenini verseniz, yani yatay ve dikey eksenini verseniz yeterli. Fakat benim oyunumda ben canvas'ın içinde de boyutlandırmak istiyorum. Kestiğim görseller büyüktü biraz. O yüzden bu şekilde canvas'ta boyutlandırma yapıyorum. Üçüncüsü olan kompleks oyunlarda, kompleks karakterlerde mesela bir karakterin 6 tane hareketi var. Her hareketini yapmak istiyorum yani. Bir çarpışma oldu diyelim ki, patlama yapacağım vesaire. O zaman şunu kullanmam gerekiyor, bu parametreleri. Yani siz bir source verdiniz, canvas'ın üzerinde orada bir kırpma işlemi yapıyorsunuz. Yani şuradaki dx, dy, dwidth, dhight değerleri canvas'ın üzerinde nasıl konumlandı? Şurası source'un. Yani siz kocaman bir sprite verebilirsiniz. Yani 5-6 hareketin olduğu sprite'ı bu şekilde tanımlıyorsunuz. Player'i nasıl hareket ettireceğim? Tamam, imajı çizdim, görseli yaptım. Buna bir hareket yapacağım. JavaScript Event Handler tarafında KeyDown ve KeyUp handler'ını kullanıyorum. Yani tuşa bastığım zaman ve sol tuşa, sağ tuşa basıyorsam bu state'leri güncelle. Sola hareket et, sağa hareket et. Yine niye KeyUp'ı koyuyorum? KeyUp'ı koyma sebebi daha smooth bir görüntü olsun. Yani benim tuşa bastım, çıktım, state'i tekrar eski haline getirsin diye. Şurada da Fire'ı tetikliyorum yukarı tuşa basınca. Bunu Collision tarafına geldiğimizde anlatacağım. Şimdi player'ın hareketi demiştik ya, state'leri güncelliyoruz. Bu state'ler nasıl çalışıyor? State'de şöyle bir condition geldiğinde hareketi yatay eksende yapacağım için, koordinat sisteminizi gözünüzün önüne getirin. Sola doğru bir hareket olduğunda kare sayısını çıkaracağım. Bu speed kaç kare atlayacağım? Yani birer birer de atlatabilirim, beşer beşer de atlatabilirim. Bunu siz belirleyebilirsiniz, ne kadar hızlı akmasını istiyorsanız. Yatay eksende sol tarafa geliyorsa çıkartıyorum. Dikey eksende arttırıyorum. Ama şurada dikkat ettiyseniz Mat Max ve Mat Min'i kullanıyorum. Neden kullanıyorum? Çünkü canvas'ımın dışına çıkmasın. Yani X'e doğru gidiyorsun ama bir anda eksisi olursa çıkar. O yüzden mutlaka bunu sıfıra eşitle ki sol tarafta eksiye düşmesin. Min'de de yine canvas'ın boyutu ve benim item'ımın, player'ımın boyutu kadar totalde işte 800 ise 748 işte oradan org alanda kal diye. Hareketi görüyoruz. Bu şekilde. Oyunumuz yavaş yavaş şekilleniyor. Şimdi düşmanları yaratmam lazım. Düşmanlarda da yine klasıma özelliklerini veriyorum. Şurada değişkenlerimi tanımlıyorum. Burası önemli. Aşağı doğru, yani benim hareketimin şu olmasını istiyorum bu arada. Şöyle bir matris oluşturacağım. Düşman matrisi. En alttakiler 10, vurduğum zaman 10 puan. Üsttekiler 30 puan, ortadakiler 20 puan şeklinde olacak. Spacing'leri ve hareket de şu olacak. Her biri bir kare, bir kare, bir kare. Canvas'a çarptığında 10 piksel aşağı in, 10 kare aşağı in. Bu şekilde devam edecek, bana kadar, yaklaşana kadar. Şimdi benim Game Manager'ım, yani demiştik ya yapay zekası, mekaniği, burada düşmanları yaratsın. Benim bir enemy class'ımı kullanarak düşmanları yaratacak. Matrisi çiziyor önce. Matrisi çizeceği özellikleri veriyorum. Burada görselleri yüklüyor. Bir döngü yapıyorum. Şurada da yine döngü yapıyorum. Yaratıyorum düşmanı. Düşman array'ine pushluyorum. Düşmanlarım oluştu. Bu şekilde de çiziyorum. Yine draw metodum. Draw player'daki draw'la aynısı.
Update enemies fonksiyonu ne yapıyor? Bu düşmanın hareketlerini check ediyor, sürekli kontrol ediyor. Ve burada kaç kare gideceğini gönderiyorum ben. Yine bu sefer yatayda demiştik 10 kare, dikeyde de 1 kare 1 kare sağ ve sol hareketlerini yapacak. Onu da burada görüyorsunuz. Şu şekilde. Bu sefer düşman var. Bizim gemimiz var. Mermileri yaratacağım. Collision için önemli. Yani artık bir çarpışma gerçekleştirmem lazım. Hemen projectile class'ımı yapıyorum. Burada property'de şöyle bir ternary operation kullandım. Dedim ki düşmandan ateş geliyorsa farklı bir görsel göster. Aynı görseli gösterme. Farklılaştırıyorum burada. Şu şekilde yatay eksende yine koordinat sisteminde aşağı doğru olduğunda artıyor. Kaç kare artacağını da yine speed'le belirleyebiliyorum. Yani kendi ateşimi 3 kare dedim. Düşmanınkini oyunu zorlaştırmak için 5 kare diyebilirim. Burada kanvasa çarpma tekniğini kullanmıyorum bu arada. Direkt verebiliyorum. Yine kullanıcının şimdi ateş etme metoduna geçiyorum. Ortadan başlaması için boyut bölü 2 yapıyorum. Bulduğu pozisyon kadar. Burada yatay ekseni veriyorum ve 5 kare hareket edeceğini söylüyorum. Yine sound play kısmını, ses kısmını da ele alacağız. Mermileri de oluşturduk. Yine düşman mermilerini de aynı yöntemle oluşturuyorum. Bunlara bu sefer 3 kare diyorum. Şimdi düşmanlarımızı ateşleme sistemi, her biri aynı anda ateş ederse ben bu oyunu kazanamam. O yüzden tek tek ateş etmesi lazım ve bir kontrol olması lazım. Yani ne diyorum? Ateşlemeyi yaptı, bekledi o zaman bitene kadar, diğerini gönderiyor ve random bir şekilde herhangi bir düşmandan bu gelebilir. Collision Detection. Collision Detection'da yani çarpışma check yapıyoruz. Çarpışmayı izliyoruz. Buradaki bunu da ChatGPT'den öğrendim. Axis Aligned Bounding Box AABB dediğimiz yöntemle birkaç tane çarpışma yöntemi var. Ama benim oyunumda kutulardan oluştuğu için bu kutuların çarpışmasıyla ilgili algoritmayı kullanıyorum. Nedir? Ekseni çizmiş, kareler var. Karenin yüksekliği, yatay eksenindeki bölümü. Bu şekilde. Yükseklikle yatay eksen birleştiği zaman, yatay eksendeki pozisyonu üstüne çıktığı için böyle bir algoritma işimizi görüyor. Birleştirelim. Dikey ve yatayda da yapacağız. Her birini. Aynı yerde buluştu. Bunun da Chris Cursus diye bir kanaldan sürekli oyun yapıyor. Oradaki görselle açıklamak istedim. Yani algoritmamız bu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Benim mermimle düşmanı çarpışmasını bu şekilde kontrol ediyorum hemen. Mermilerimin bulunduğu array ile düşman array'ine böyle bir kontrolü yazıyorum. Çarptığında da diyorum ki mermiyi de kaldır, düşmanı da kaldır. Skorlamayı da satır indeksine göre 1-2-3 demiştik ya, o 10-20-30 diye artacak. O yüzden çarpı 10 yapıyorum ki bu şekilde ilerlesin. Görselde gördüğünüz gibi çarpışma gerçekleşiyor. Yine projectile ve player collision diyor. Bu sefer düşmandan bir ateş geliyor bana aşağı doğru. Benim gemime çarparsa oyun biter zaten. Algoritma değişmiyor, aynı. Sadece yerlerini değiştiriyorum. Burada da yine o görsel. Şimdi iki düşman gemisiyle benim gemimin çarpışması. Burada da basit bir kontrol koyuyorum artık. İlk kutunun
eksendeki buluşmasını göstermiştim ya, aynı şekilde geminin yataydaki ekseniyle düşmanın yataydaki boyutu ve ekseni toplamı oyunu bitiriyor. Ses kısmına gelelim. Ses kısmında da çok basit, yani Sound Manager yazmadım, zamanımız çok kısıtlı olduğu için. Sound Manager yazmadım. Direkt ateş ettiğim metotta JavaScript'in Audio API'ni kullanıp bir WAV dosyasını çalıyorum. Şimdi oyunumuzu bir oynayalım. Bakalım yapabildik mi? Şöyle gelelim. Evet, sesimiz çalışıyor. Dikkatli bakmanızı istiyorum. Tamamdır. Sunuma geçebiliriz. Oyun çalışıyor. Şuradan çıkamıyorum. Tekrar. Şeyi bozduk mu? Tamam. İlerliyor mu? Arkadaşlar ben dikkat ettiyseniz gizemli gemi geçiyordu. Onu yapmayı unutmuşum. Artık da kod da yazmak istemiyorum. Çok uzun süre üzerinde uğraştım. Yani kaç saat yazdım. Yani üşengeç modundayım yani. Yani bir an önce bitse de gidip Netflix'te bir film açsam diye bakıyorum. Sonra ChatGPT diyorum ki ya ben bir oyun yazdım ama bu fonksiyonu, yani bu karakteri unuttum. Benim için yazar mısın? Yine dümdüz yazıyorum. Tamamen yazdım kodu, script'i verdim. Görseli verdim. Görsele gerek yok aslında. İsmini versem o da yeterliydi ama yine de yazdım. JavaScript'le yazdığım kodu analiz edip içine bir gizemli gemi eklemek istiyorum. Ateş edildiğinde player'a 1000 puan kazandırmalı. Görsel içine sana gönderiyorum, slice altı ediyorum. Analyzing, yani analiz ediyorum. Sonuç beni tatmin etmiyor arkadaşlar. Yani bakmış koduma, class'ı oluşturmuş, bana şey diyor, böyle yapabilirsin diyor. Ya yapmak istemiyorum ki. Yani sonra tamam, okey, güzel, harika, class'ı oluşturmuşsun. Namespacing'i bu olsun diyorum. Boyutlarını veriyorum. 10 saniyede bir ekran görüntüsü. Çünkü bilgi de yetersizdi bu arada. Sadece 1000 puan kazandır deyince haliyle alet şey yapamadı. Konumlandıramadı bir yere. Sonra hareketi canvas'ı yukarıdan 50 piksel, soldan 50 piksel, yani 50 piksel dışarıdan başlayacaksın diyorum. Oluştur diyorum. Ya yine istediğim gibi bir şey olmadı. Gitti buraya dümdüz koydu bunu. Bunu download et, yerine yerleştir diyor. Ya bana anlatsana ne yaptın? Ben bileyim. Eklediğim kodları buraya çıktı olarak paylaşır mısın? Output'u ver. Yani hiç İngilizce terimler falan kullanmıyorum ha. Yani Mastership'te sınıfın tanımı Game Manager sınıfına eklenen metotları paylaşıyorum. Class'ı oluşturdu. Bizim gibi construct kısmına property'leri verdi. Draw metodu aynı benim yazdığım şekilde buraya verdi. Update'i koymuş içine. Check collision'ı koymuş. Check collision'a dikkat ettiyseniz yine burada açıklamış bunları da. Burada. Ne kadar zamanda görünce spawnladığı zamanı buraya belirtmiş. Bir de yönergeleri de şu şekilde. Bunu game manager'ın içine koy diyor. Yani yanlış bir yere koyma. Burada collision'ları yapıyor. Game loop'un içinde de çağırmayı unutmamış. Onları da yapmış sağ olsun. Bitirmiş yani. Şimdi kodumuz bitti. Yani şu an paha biçilemez. Yani hayatımızda böyle bir an olmasını beni çok mutlu ediyor. Yani onunla birlikte bir şeyler yapmak, başarmak, onun çizdiği ekranla oynaması, sürekli oynadığı oyunu tarif edemiyorum açıkçası. Biraz da ağlayacağım neredeyse. Şimdi yapay zekaya gelelim konumuza. Dakikamız var mı?
Biraz konuşalım, sohbet edelim istiyorum. Burada zaman kalmazsa standta da konuşalım. Sizin böyle bir deneyiminiz var mı? Hiç ChatGPT ile bir şeyler yaptınız mı? Çok merak ediyorum açıkçası. AI yazılımcıya şöyle bir vibe veriyor olabilir mi yani? Ya işimizi elimizden mi alacak? Eyvah falan diyor muyuz? Ben demiyorum. Neden demiyorum? Yapay zeka bizim işimizi elimizden falan almayacak. Ama yapay zekayı kullanmayı bilen insanlar sizin işinizi elinizden alacak. Yani ben bu hype trenini kaçırırsam bay bay. Geçmişte örnekleri var. Ya bu arada kodunuzda kod milliyetçiliği, kodun mükemmel olsun, süper bir kod yazayım. Tek başına evde yazdığın kodun hiçbir anlamı yok. Sen kodu yaz, markete gönder, insanlardan feedback al, kodun büyüsün. Kodu nasıl yazdığıyla ilgili örnekler görüyor musunuz? Hiç diyor musunuz ya? Meta'yı nasıl yazmışlar? Ya da ne bileyim Instagram'ı şuradaki algoritması çok iyi ya falan diyor muyuz? Hayır, fikir güzel. Adam 78'de Space Invaders'ı yazıyor. Ben hala 2023'te Hupa Lupa'da oynuyorum bu oyunu. O yüzden kod milliyetçiliğini bir kenara bırakıyoruz. O tabii ki şey demiyorum. Takım arkadaşının anlayacağı kadar kod yaz. Anlayabiliyorsa, beraber bir iş üretebiliyorsanız ve hızlı çıktı yapabiliyorsanız bunu markete hızlı bir şekilde sunabiliyorsanız bence iyi kod yazıyorsunuz. Lemmy abi de sabah bahsetmişti. Yani bırakın abi orada kod prensiplerini odada konuşmayı. Burası yanıyor. Yani burada bir an önce çözüm üretin. Çözüm odaklı olun. Yapay zekada evet burada işimize çok yarayacak. Ben kodu yazarken bir anda o angarya dediğim, girmek istemediğim kısımlara yapay zekayı sokabilirim. Veya kodda bir yerde refaktör yapmak istiyorum. Bana yardımcı olabilir. Şu kodda şurayı düzeltebilir miyiz? Nasıl düzeltiriz? Veya şu feature'ı eklemek istiyorum. Yapabilirim. Gün sonunda Jira'da task done. Product owner'ınızı da mutlu edersiniz böylece. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bu yağmurda gerçekten bizi yalnız bırakmadığınız için tekrardan ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık.